Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Ömer, ben seni çok kıskandım. Anlamadım. Biz seninle sevgiliyiz. Ben de buralara çok kolay gelmedim Akif'ciğim. Çok fazla kişinin canını yaktım. Çok fazla kişiyi incittim. Ya, krallık böyle kuruluyor ama. Suzan Hanım, hoş geldiniz. Resul Özkaya. Daha önce tanışmıştık galiba. Buna kaderimizin bir oyunu diyebiliriz. Kızım yaptı kazayı. Kadir'in motoruna Melisa çarptı arabayla. Ne yaptın lan sen? Nevat! Anne! Anneciğim! Anne, iyi misin anne? Anne! Anne, aç gözünü anne! Anne! Anne, aç gözünü, ne olur, iyi misin anne? Ya ne bakıyorsunuz, ameliyat çağır be! Anne, duyuyor musun beni anne? Anne! Ataman Koleji'ne bir tane ambulans istiyoruz. Ne olur lütfen, çok acil. Anne, duyuyor musun beni? Ne var? Anneciğim, aç gözünü. Ya bir çekilin, bir çekilin olasın. Oğlum sakin ol. Bir şey yap. Sakin ol. Açmıyor gözünü, bir şey yap. Anne. Ne var? Anne. Hadi güzel. Anneciğim, aç hadi gözünü. Canım. Hadi. Anneciğim. Anne, aç gözünü, ne olur anne. Oğlum, açacağım. Ama bir şey yap, bir şey yap. Ama. Sakin ol oğlum. Sakin ol, hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Ambulans! Ambulans çağır! Ben çağırdım baba, çağırdım. Anne! Hadi kalk, ne olur kalk. Anneciğim, kurban anneciğim. Olayım kalk, hadi. Anneciğim, aç gözünü, ne olur anne. Dikkat, dikkatli, aman, aman. Beyefendi, siz dokunmayın. Anne. Nevat. Karım iyi olacak değil mi? İyi ol, iyileşecek değil mi? Çekilir misiniz? İzin verin lütfen. Anneciğim. Anneciğim, iyi olacaksın, tamam mı? Merak etme anne. Duyuyor musun beni? Nevat, ne olur dayan. Beyefendi, izin verin. Buyurun. Anne, iyi olacaksın. Merak etme anneciğim. Anneciğim. Anne. Anne, duyuyor musun beni? Ben de sizinle geleceğim. Çık. Kaan. Kaan, arabaya çabuk. Alo. Selam. Nasılsın? İyi vallahi ya. Ne olsun? Ben bekledim seni ama sen herhalde Canan'ı ikna edemedin kokteyle getirmeye. Evet ya.
Bütün gün zaten okuldayız deyince ben de bir şey söylemedim. Nasıl gidiyor parti? Devam mı hala? Yok ya, devam falan değil. Zaten bir sürü acayip acayip şey oldu. Bu Akif Bey'in karısı var ya, Nebahat Hanım. İkinci kattan kafenin ortasına düştü. Ne? Nasıl oldu ya? Vallahi nasıl oldu orasını hiçbirimiz anlamadık da. Benim gördüğüm manzara hiç hoş değildi. O yüzden zaten biraz tadım kaçık. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ya biz de evdeydik. Mete geldi. Acıkınca dışarıya çıkalım, bir köfte yiyelim dedik. Şimdi köftecideyiz. Ama bitince bırakacak bizi Mete, merak etme. Anladım, anladım. Ne güzel. Sevindim. Afiyet olsun o zaman size. İstersen gel sen de. Yok ya. Hiç gelmeyeyim ben şimdi oraya. Yorgunum zaten biraz. Tamam canım. Sonra görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Ahmet, ah. Oğlum sen beni hiç anlamamışsın. Ya da ben sana kendimi anlatmasını bilmiyorum. Bundan sonra ben bu evde yokken bu eve gelme. Nasıl yani? Delirdin mi sen? Bilmem. Bir düşün bakalım. Ben delirdim mi, delirmedim mi? Ya da belki de hep öyleydim ha? Ne dersin? Ben bu evde yokken bu eve gelmeyeceksin diyorum. Anladın mı? Anladım, tamam. Ama yok. Bizim söylediğimiz hiçbir şey anlaşılmamış demek ki. Hasta 40 yaşında, ikinci kattan düştü. Herhangi bir hastalığı yok. Hemen tomografi çekelim. Kafada travma var mı, vücutta kırık var mı bakalım. Her ihtimalle karşı ameliyathaneyi hazırlayın. Doktor hanım, lütfen bir açıklama yapar mısınız bize de? Şimdi bırakın işimizi yapalım. Ben size bilgi vereceğim. Lütfen. Ameliyat mı edeceklermiş? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Sen niye anlatmıyorsun, he? Annem neden düştü? Oğlum kaza oldu dedim ya sana. Ne kazası ya? İnsan durduk yere düşer mi oradan? Doğru söyle, sen mi ittin, he? Kavga mı ettiniz? Sen ne diyorsun lan? Ben niye iteyim karımı aşağıya? Kazaydı diyorum sana, anlamıyor musun sen? Ben ittim. Kazayla oldu, istemeden oldu. Çok üzgünüm. Nasıl yani, nasıl kazayla oldu? Biz babanızla tartışıyorduk. O ara Nebahat geldi yukarı. Aramıza girdi. İşte o harbede de aşağıya düştü. Yanlışlıkla. Ne demek yanlışlıkla ettim ya? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bir saçmalık bu ya? Ne istedin sen annemden? Tamam Doruk, yavaş. Tamam, yavaş. Ne yavaşı ya? Annem içeride onun yüzünden can çekişiyor. Farkında mısın sen? Oğlum tamam. Adam da diyor ki istemeden oldu. Duymuyor musunuz? Eğer ona bir şey olursa yanlışlık manlışlık dinlemem. Bunun hesabını sorarım. Yemin ederim hesabını ödersiniz bunun. Sormazsan adam değilsin lan. Aa, buradayım, sor. Neyin hesabını soracaksın oğlum? Ya Ömer tamam, dur. Ya Doruk sen de biraz sakin olur musun? Amcam ne kadar kötü, görmüyor musun? Asiye, benim annem ölüyor, annem! Benim babam üzülmüyor mu sanıyorsun? Ayakta duramıyor adam, görmüyor musun? Oğlum, kızım. Bir sakin olun. Bir sakin olun ya. Bakın, Orhan Bey'in müdür olduğu dönem bir yolsuzluk yapılmış okulda. Ben de Orhan Bey'in yaptığını düşündüm. İşte üstüne yürüdüm. Biz kavga ederken de Nebahat geldi. O hengamede Orhan Bey itince aşağıya düştü. Babamı yapmadığı bir ahlaksızlıkla suçladığınız için oldu her şey yani, öyle mi? Suçladıysa suçladı. Annemi niye itiyor kızım? Ne hakla? Nasıl bir saçmalık bu? Ya Doruk yeter. Bağırmayı keser misin? Baban demek ki adamın damarına basmış. Git babana hesap sor. Ya manyak mısınız siz ya?
Allah'ım delireceğim. Bak tamam acım var anlıyorum ama kardeşimle düzgün konuş seni harbi fena yaparım ha. Sen ne yapacaksın söyle bakayım. Bana yapsana sen onu bir. He? Sen ne boş boş ağlıyorsun oğlum? Sen kimsin lan? Ben kardeşiyim. Ya hiç utanmıyor musunuz siz ya? Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ne diyorsun lan sen? Lan ne diyorsun sen? Adamı tanımıyorsa etmiyorsa anca böyle boş boş hatar yapıp duruyorsun. Lan benim babam sırf Doruk'un canını kurtarmak için gerçek olduğunu bile bile bir silahın önüne attı lan kendini. Lan adam aylarca yürüyemedi lan yürüyemedi. Lafınızı bilin de konuşun. Bu yaptığı şeyi temize çıkarmaz. Anladın mı beni? Temize çıkarmaz. Zaten temize çıkarmaya çalışmıyor. İstemeden oldu diyor, istemeden. Anlamıyor musunuz siz ya? Kardeşler, kıt mısınız siz? Ha? Ya yeter! Ulan sizin didişmenizden kendi acımızı yaşayamıyoruz ya. Doruk, Kaan, siz geçin oğlum bu tarafa. Ömer, Asiye siz de. Orhan Bey gel. Gel bir yüzünü yıkayalım. Gel. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan sen? Benim karımdan ne istedin sen? Ben çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Ellerim kırılsaydı da etmeyeydim. Ama gerçekten kazaydı bir de isteği yapmadım. Ellerin kırılsaydı. Keşke ellerin kırılsaydı. Ne oldu şimdi? İçin rahat etti mi? Benim karım ölürse senin için rahat edecek mi? Söyle bana ya. Nasıl olacak bu iş böyle? Ha? Nasıl olacak? Bir sizden bir bizden böyle devam mı edecek? Yalvardım sana ya. Yalvardım kazayla oldu dedim. Niye bana inanmadın? Benim kızım Kadir'e kazayla çarptı dedim. Benim kızım delirdi Orhan. Melisa delirdi. Sen şimdi benim karımı attın aşağıya. Kadir geri mi geldi? Evde sizi mi bekliyor olacak Kadir gittiğinizde? Niye yapıyorsun böyle bir şey? Bak, o dışarıdaki çocuklar gerçekleri öğrenirse neler olacağını tahmin edebiliyorsun değil mi? Sen Melisa'dan şikayetçi olmayacaksın. Ben de senden şikayetçi olmayacağım. Bu bizim ikimizin arasında bir sır olarak kalacak Orhan. Şimdi karını, çoluğunu, çocuğunu al. Evine git, dua et. Edebildiğin kadar dua et ki benim karım ölmesin. Eğer ben bu hastaneden karım olmadan çıkarsam, her şey başa sarar, bir kan davası başlar. İşte o zaman o çocukları ne sen tutabilirsin ne ben tutabilirim. Anladın mı? Siz Orhan Bey'i çocukları alın evinize gidin. Ben artık bu gerginlikten, bu durumdan çok yoruldum. Nebati iyileşince iyi haberlerini iletiriz size. Allah tez zamanda şifa versin inşallah. Amin. Ömer. Asiye gel kızım. Thank you.
Mete! Selam. Ne haber? Vallahi nasıl olsun? Öyle biraz tadım kaçık sanki. Hayırdır, ne oldu ki? Hayırdır, ne oldu? Oğlum, ben sana... Ben o kızların yanında yokken, o evde yokken... ...bu kızların evine girip çıkmayacaksın demedim mi? Ve sen bunu duydun, değil mi? Ya duydum da... ...saçma bir şey olduğu için pek takmadım açıkçası. O gün de bir tribe falan girdi herhalde, sonra geçmiştir dedim. Anladım. Yani sen diyorsun ki... ...ben baya baya seni sallamadım. Yani... ...bak, benim sonuçta Cemile ile hiçbir ilişkim yok. Ya bir gün öyle bir şey olursa da... Oh! Ne yapıyorsun lan? Ne anlatıyorsun lan sen? He? Ne demek lan yarın öbür gün öyle bir şey olursa? Sapık mısın oğlum sen? Manyak mısın lan sen? Ruh hastası. Oğlum bana bak. Yarın öbür gün senin düşündüğün bir biçimde ya da başka biçimde Cemile'ye herhangi bir gözle bakacak olursan seni öldürürüm, anladın mı? Senin bu yumruğu direkt tutar ağzına sokarım. Duydun mu beni? Ha? Oğlum bana bak. Şimdi buradan defol git. Bir daha da seni burada gözüm görmesin, anladın mı? Hadi! Hadi! Sabaha bak sen ya. Yarın öbür gün öyle bir şey olursaymış. Olur olur. Bekle sen. Kadına bir şey olursa ben mahvolurum Şengül. Bu kadın ölürse ben de yaşayamam ya. Orhan'ım ne olur bak kötü şeyleri çağırma. İyi olacak Nebahat Hanım, ben biliyorum. Ama bak yemin ediyorum kazaydı ya. Yemin ediyorum kazaydı. Ben bile isteği eğitmedim o kadını ya. Orhan'ım ben seni bilmiyor mu? Ben de oradaydım, gördüm. Sen karıncayı bile incitemeyecek bir adamsın. Yok yok, iyileşecek Nebahat Hanım. Çıkacak o hastaneden. Uyumadınız mı hala ya? Hadi gidin yatın bak baba, sen de perişan oldun bütün gün. Kızım bilmiyor mu babanı? Hastaneden iyi haber gelene kadar uyumaz bu adam. Neyi siz bilirsiniz. Sen yat kızım, yat. Biz ayaktayız daha. Abim, yapabileceğim bir şey var mı? Yani böyle evden falan bir şey lazımsa kapıp getireyim hemen. Yok Zeynel, sağ ol. Belki yengemin bir şeye ihtiyacı vardır, onu halledeyim. Zeynel, yengen ameliyattan çıkınca ona sorarsın bir şey istiyor mu diye. Ne zaman bir şey söyleyecekler baba? Daha ne kadar bekleyeceğiz böyle? Bilmiyorum ki oğlum. Nereden bileyim, bekliyoruz işte. Doktor hanım. Nasıl Nebahat'in durumu? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hastanızın hayati tehlikesi yok. Durumu stabil. O ne be? Oğlum ne yapıyorsun? Maçta mısın ya? Kusura bakmayın. Buyurun. Yüksekten düşmelerde bir sıklıkla kafa travması ya da omurga zedelenmesi görürüz. Ama çok şanslısınız. Hastanızın böyle bir durumu söz konusu değil. Çok şükür. Yani kırıktan, çıkıktan başka bir şey yok anladığım kadarıyla. Evet. Omzunda ciddi bir zedelenme vardı. Ona biz ameliyatla müdahale ettik, platin koyduk. Çok sever. Vallahi doğum gününde ben alacaktım. Siz benden erken davrandınız. O zaman biz hemen alıp gidebiliyoruz Nebahat, öyle mi? İç kanama riskini göz ardı edemeyiz. O yüzden birkaç gün müşahede altında tutmak istiyoruz. Ha. Kontrol için kalacaksa tabii kalsın. Peki annem uyandı mı şu an? Yani onu görmeye girebilir miyiz? Hastanız kendine geldi. Normal yatış için odaya alınsın. Sonra görebilirsiniz. Doktor hanım, çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Haydi geçmiş olsun. Alo Aybike. Sana yiyecek bir şey hazırlayayım, bir lokma bir şey yer misin? Cık, istemiyorum.
Çay koyayım Orhan, sıcak bir şey gelsin boğazından ha. İstemiyorum Şengül, istemiyorum, içim almıyor. Rebat Hanım iyiymiş. Oh, Allah'a şükürler olsun. Şimdi Süsen aradı, ameliyattan çıkmış, omzu kırıkmış ama hayati tehlikesi yokmuş. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbim, şükürler olsun. Vallahi üzerimden yük kalktı ha. Sanki biri böyle ayağıyla göğsüme bastırıyordu ha. Oh. Neyse Orhan'ım, bunu da atlattık. Çok şükür. Çok korktum anneciğim. Sana bir şey olacak diye kafayı yedim. Çok geçmiş olsun. Sağ ol canım. Yok bir şey Mevdat'ım, iyiyim, iyiyim, korkma. Vallahi ne boş, benim de aklım çıktı biliyor musun? Yani ne olduğunu anlamadım ki, bir baktım aşağıda yatıyorsun. O adam nerede? Şeye gidecekti. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor ne boşsun. Sen canını sıkma. Ayrıca Orhan Bey de çok üzüldü olan biteni. Yalnız Ömerler pek üzülmüş gibi değildi baba. Bir de üstüne üstlük gidip haklı çıkmaya çalıştılar. Ben ona inanamıyorum asıl. Haklı çıkmaya mı çalıştılar? Ne oldu? Ne dediler? İşte babam Orhan amcayı yolsuzlukla ilgili suçlamış ya. Yok efendim, Orhan amca o cinsten bir adam değilmiş de. İşte bunu söylemeden önce düşünmek gerekirmiş de öyle şeyler söylediler. Ya tamam. Orhan amcaya ben de üzüldüm. Çok ağladı adam. Ama Ömerlere sinir oldum gerçekten. Ya tamam neyse ne. Geçti gitti. Sen şu an sağlıklısın ya, bizimlesin ya. Bundan daha değerli hiçbir şey yok. Sen canını sıkma sarı fırtına. Aa, Allah bize bağışladı seni ya. İyi misin? Hayırdır ya? Ne oldu? Niye çağırdın mı kim beni bu saatte sen? Mete'ye neden böyle bir şey yaptın Tolga? Hayırdır, ne oluyor? Anlamadım. Ne Mete'si? Ya bizi bıraktıktan sonra gidip dövmüşsün çocuğu. Burnu kırılmış. Şimdi hastanedeler Canan'la. Kim kırmış ki burnunu? Ben bir şey yapmadım çünkü. Sen yapmadın. Hayal görüyor galiba bu çocuk. Bilmiyorum hayal mi görüyor bu çocuk Cemile. Ben Mete falan görmedim. Hem ayrıca ne oluyor ya bunlara? Ya tamam anladık. Beni sevmediler, bir şekilde benden hoşlanmadılar. Fark ettim bunu ama. Ya bu yaptıkları ne oluyor? Pardon? Hoşlanmadılar derken? Canan'ın bakışlarında bir şekilde benden hoşlanmadığını sezmiştim. Bana karşı değişik bir bakışı var yani. Ne bileyim belki de seni kıskanıyordur. Beni kıskanıyor. Tolga iyi misin sen? Ne alakası var? Cemile bak. Ben senin gözlerinin içine bakıyorum. Ağzından çıkan her şeyi yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tamam kabul. Bazı kızlar belki bunu sevmez ama başta almış olduğum o pahalı ev hediyesi bile onun gözünü boyamış olabilir değil mi? Sonuç olarak bu insanlar bana bir şekilde suç atmaya çalışıyorlar ve seni benden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bu çok net ortada. Nasıl yani? Yani sen dövmedin mi Mete'ye? Hayır, akıllı kız. Ben Mete'yi falan dövmedim. Ben partiden çıktığım gibi eve gittim. Ya konuştuk ya seninle telefonda. Anlattım sana eve gidiyorum diye. Bak bence biz ne yapalım biliyor musun? Ben babamı arayayım. En iyisi uyumadıysa o telefonu açsın sana söylesin benim nerede olduğumu. Ya dur arama şimdi adamı, uyuyordur o saatte. Kafam karıştı benim. Niye o zaman böyle bir şey söylüyorlar bana? Bilmiyorum. Ve sen kafanın karışması konusunda oldukça haklısın. Cemile, bence sen bu arkadaşım dediğin insanlarla arandaki ilişkiyi bir kere daha gözden geçirsen iyi olur.
Çünkü bu insanların nasıl bir kafada olduğu belli değil. Ne yapmaya çalıştıkları hiç belli değil. Bu son peynirimiz mi? Evet, yengemin aldığı. Erzak bitiyor yani. Erzak da bitiyor, kömür de. Dün gece biraz kömürü az yaktım bitmesin diye. Üşüdünüz mü? Ay. Çok yaşa ablacığım. Hep beraber. Üşümüşüz galiba. Dün geceden beri böyle ya. Boğazın da ağrıyor mu ablam? Evet, biraz ağrıyor. Ya, sağlık ocağına falan mı gitsek? İlaç yazarlar belki. Bu saatte daha açılmamıştır ki. Okuldan sonra götürelim ha. Çok üşüdüm mü abicim? Günaydın Eren familyası. Okula gitmeye hazır mıyız bakalım? Hazırız. Bakalım Atakul ailesiyle nasıl gerileceğiz bugün? Gidelim görelim. Çok yaşa prenses. Hep beraber. Ay yerim kız seni. Ablam sen Sebahat teyze de falan da sakın montunu çıkarma üstünden, tamam mı? Tamam. Hamiye sonra toplarsınız. Hadi okula geç kalacağız. Dur be oğlum ya. Hadi çantanı al çıkalım ablam. Peki yengem nerede? İçeride hazırlanıyor. Tamam o zaman ablacığım. Sen koş git, daha fazla üşütme burada. Çok mu hasta? Evet ya. Dün gece içerisi biraz soğuktu da okul çıkışına sağlık ocağını getireceğim. Şöyle yapalım. Ben anneme söyleyeyim. O işi bitince alsın, sabahtan götürsün. Çok iyi olur. Hadi gel gidelim, bir soralım. Geç bakalım. Amcam hala devam mı? Devam. Ya bir haftadır böyle işte. Uyumuyor, yemek yemiyor, konuşmuyor da. Hayır yani anlamadığım şey Nebahat Hanım da iyileşti. Babam hala toparlanmıyor. Çok sarsılmış demek ki. Ha babam mı? Tabii yani... Yerde kuruş bulsa yana yakala sahibini arayacak bir insan olarak hırsızlıkla suçlandı artık. Siz düşünün durumunu. Yani amcamın mutsuz olduğu şey artık Nebahat Hanım'ın sağlığı değil ki. Aynen bence de yani sindiremediği bir şeyler var. Neyse hadi gidelim. Söyledim anneme bu arada, tamam. İyi bari. Hadi. Otobüsü kaçıracağız oğlum ya. Annem. Canım. Rahat mısın böyle bir tanem? Oldu mu? Ha? Rahatım. Nasıl rahatım oğlum. İyiyim. İyiyim canım. Aman dikkat et. Banyoyu çok çevirmemen lazım. Tamam. Ne boşum? Bak burada rahat değilsen yukarıda odanı hazırlatayım. Ay aman yok yok. İyiyim ben burada. İyiyim. Zaten bir haftadır hastane odasında içim şişti kapalı kapalı. Şurada en azından dışarıyı görürüm. Aman tamam. Senin keyfin yerindeyse hiç mesele yok başka. Yerinde yerinde. Vallahi benim keyfim yerinde ama... Ben oğlum için üzülüyorum. Ah bir tanem, yorgunluktan gözlerinin haline bak. Mahvoldu bir okul, bir hastane, bir haftadır git gel yapmaktan. Ah bir tanem. Olsun annem, olsun. Sonunda eve döndüğün için o kadar mutluyum ki. İnan hiç umurumda değil o yorgunluk. Canım oğlum benim. Canım bir tanem. Benden bir isteğin var mı anneciğim? Şimdi benim okula geç kalmamam için evden çıkmam lazım. He ama istersen geç de kalabilirim. Vallahi benim senden bir tane isteğim var.
Onu da bir haftadır söylüyorum zaten. Oğlum, şu kızdan ve ailesinden uzak dur artık. Anlıyorum annesim. Anlıyorsun da yapamıyorsun işte. Artık nasıl bir büyü yaptılarsa oğluma, çocuğun gözünde arpacık çıktı. Oğlum bak, bana yaptıklarını gördün. Sebebi ne olursa olsun, bunlar vahşi insanlar oğlum. Birazcık annene değer veriyorsan, birazcık seviyorsan beni dinlersin. Oğlum artık şu ilişkiye bir son ver. O zaman akşam okul çıkışı görüşüyoruz. Bu arada sen Tülin'e tembih et. Eğer annemin bir şeye ihtiyacı olursa beni arasın, tamam mı? Şimdi sen toplantıda falan olursun, kimseye ulaşılamamış olmasın. Hiç merak etme canım. Ben de bunları düşünebiliyorum. Kazık kadar adamım ben de. Aklım erer böyle şeyleri. Hadi sana Allah zihin açıklığı versin. Hacım. Hadi bakalım. Akif. Efendim canım. Akif. Pardon, pardon. Buyur hayatım. Ya bu Orhan yeniden polise gitmez değil mi? Yani bu konuyu artık uzatmaz değil mi? Yok yok, sen hiç merak etme. Bitti o iş. Eminsin yani? Hayatım, sen adam yüzünden ölümden döndün ya. Ne yapacak, bir de üstüne kızımı hapse mi sokacak? Ayrıca ben konuştum, hakikaten o da çok üzgün, çok pişman adamcağız. Hem gidecek olsa şimdiye kadar çoktan giderdi polise. Sen merak etme, o iş finish. Rahat ol. Ne yapayım ben sana, bir ıhlamur falan yapayım mı? Ay, sabahtan beri içiyorum, midem bulandı. Tamam, nasıl istersen. Pardon, pardon. Bir de. Aa. Bunlar hala tripleşiyor mu ya? Şaşırtıcı. Yani ben en çok Asya Doruk gerginliğine şaşırıyorum. Hiç beklemezdim. İyi de biri annesini, diğeri amcasını koruyor. Uzlaşmaları mümkün değil. Nasıl yumuşasınlar? Aman iyi. Ben bunların zaten böyle mıcmış hallerinden çok sıkılmıştım. Çok iyi oldu bence. Bunun durumu ne? Aa, o doğuştan Dorukçu. Taraf değiştirmiyor. Belki Aybike ile barışırlarsa tabii. Kankasını satabilir. Orasını bilemeyeceğim. Yani Aybike ile barışma ihtimali yok gibi. İnanılmaz gerginler çünkü. Diyorsun. Olaylar olaylar. Okuldaki son günlerim istediğim gibi geçecek demek ki. Tıpkı bu varoşların geldiği ikinci gibi. Emin misiniz bu kararınızdan Orhan Bey? Pozisyon değişikliği yaptığımızda konuşmuştuk. Durumumuz kötü demiştiniz. Durumumuz kötü. Yani hala da kötü. Belki daha da kötü olacak. Bilmiyorum müdürüm. Ama bu yaşananlardan sonra burada kalmam doğru olmaz. Hem zaten onlar da beni istemezler. Doğruyu söylemek gerekirse Akif Bey'in böyle bir talimatı olmadı. Ama dediğim gibi sizin kararınız. Saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. Buyurun. Muhasebe hesaplamasını yaptı. Bu çalıştığınız günlerin ödemesi. Sağ olun müdürüm. Hakkınızı helal edin. Bizim de şimdiye kadar bir hatamız olduysa affola. Olur mu öyle şey? Ne hatası? Bunca yıldır en güvendiğim çalışanlarımızdan biriydiniz. Bundan sonra da yeni işinizde eminim öyle olacaksınızdır. İnşallah müdürüm, inşallah. Yeni bir işim olursa dediğiniz gibi olur inşallah. Thank you.
9, 10, bir tur daha. 1, 2. Harika, görüyorum ne yapmaya çalıştığını. Lütfen kalkıp arkadaşlarına katılır mısın? Hocam, tamam. Devam. Bize tip tip bakmaya ne kadar devam edecek ha? Ne bileyim oğlum ben. Umurumda da değil vallahi. Şunlara her baktığımda annemin düştüğü ana gidiyorum sanki. Hiç geçmeyecek mi acaba? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum ama neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Gruplar halinde basket maçı yapacağız. Herkes birbiriyle eşleşsin. Tamam? Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? He? Sabahtan beri hayvan gibi oynuyoruz. Aa böyle yersin bile ağzını işte. Şimdi yersin, yersin bile oturursun aşağı. Sanıyor lan ne olacak lan? Ömer sakin ol. Çocuklar sakin olun bir yeter. Kendinize gelin ya. Oğlum baba makine ne zaman geçecek lan senin? He? Adımı işinden de ettiniz. Annen değil işte. Oğlum manyak mısın lan? Ne istiyorsun da? Olcan tamam yeter. Olcan. Oğlum ayıp değil mi lan? Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. Utanmıyorsunuz mu lan? Sen kimsin de konuşuyorsun? Sen kimsin? Ben kardeşim. Sen ne kimsin? Ne ara kardeşim oldun lan? Ne ara kardeşim oldun? Allah Allah. Sabah kovuyorlardı seni okuldan. Çocuklar bir sakin. Ne yapıyorsunuz ya? Bir kendinize gelin. Daha düne kadar kardeşin olduğunu kabul etmiyordun. Ne oldu bize düşman olunca mı aklına geldi kardeşin oldu? Ya bir durun arkadaşlar bir durun ya. Mahalle kavgasına çevirdiniz burayı. Spor yapıyoruz burada spor. Kendinize gelin bir ya. Onlar başlattı. Sen bu yalan işini çok seviyorsun ha. Hocam onlar başlattı. Hiçbirinizin savunacak yanı yok. Madem beni dinlemiyorsunuz, okul müdürüne gidin anlatın derdinizi. O size cezanızı verir. Buyurun. Hadi kızlar, geçin yerlerinize. Ha Şengül ha. Kredi taksidini de ödedim, elektriği de ödedim. Ha tamam hadi sonra konuşalım ne olursun hadi görüşürüz hadi. Ha kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Bu iş ilanı için kimle görüşebilirim acaba kızım? Müdür bey ileride. Onunla görüşürseniz o size yardımcı olur.
Tamam, sağ ol kızım. Rica ederim. Kolay gelsin. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Bu iş ilanı için sizinle mi konuşmam gerekiyor? Satış elemanı diyorsunuz. Konuşalım amcacığım. Kim için başvuracaktınız? Kendim için. Kendiniz için. Ya bu iş sizin için biraz yorucu olmaz mı? Yani bütün gün ayakta durmanız gerekecek. Yok yok, önemli değil. Ben 30 senedir bir okulda ödemelik yapıyorum zaten. Alışım yani. Ama bazen müşterinin poşetlerini taşımanız gerekecek. Evlere servise çıkmanız gerekecek. Yapabilecek misiniz? Tabii tabii, zararı yok. Yaparım tabii. Ya evladım, benim bu işe çok ihtiyacım var gerçekten. Bak, yani alırsanız pişman olmazsınız vallahi. Peki bakalım, deneyelim. Sağ olun, çok sağ olun. Çocuklar, gerçekten çok şaşkınım. Her biriniz ayrı ayrı tanıdığım, efendiliğine şahit olduğum çocuklarsınız. Nasıl böyle bir densizlik yapabilirsiniz siz? Bakın, niye tartıştığınızı tahmin edebiliyorum. Ama ne olursa olsun okulda kavga edemezsiniz. Hatta okulda değil, hiçbir yerde etmemelisiniz. Hepiniz akıllı çocuklarsınız. Eğer bir probleminiz varsa oturup konuşarak halletmeyi denemelisiniz. Anlaşıldı mı acaba? Tamamdır hocam. Anlaşıldı hocam. Bir daha olmaz hocam. Olmaz, evet. Merak etmeyin hocam. Güzel. Anlaştığımıza sevindim o zaman. Ama bu yaptığınızın elbette bir cezası olacak. Beden eğitimi dersinden sonra dördünüz spor salonunu paspaslayıp temizleyeceksiniz. Bütün salonu mu hocam? Hocam, çok fazla değil mi o kadar ya? Hayır, değil. Şimdiden kolay gelsin. Size de iyi bir ders olsun. Bu kadar mı arayayım da iki taktik alalım bari. Yürü hadi. Kolay gelsin hocam. Nebahat Hanım, inşallah daha iyisinizdir. Ağrınız, sızınız azalmıştır. Ya evet, evet. Çok iyiyim, çok. Tülin'cim. Kızım, Akif Bey'in bıraktığı zarfı verir misin? Buyurun efendim. Bana değil, ona ver. Tahmin edersin ki artık çalışmaya devam etmeni istemiyorum. Orada da bu ay çalıştığın günlerin parası var. Sayarsın, hesaplarsın. Bir yanlışımız varsa konuşuruz. Yok Nebahat Hanım, bir yanlış yoktur. Saymama, bakmama gerek yok. İyi. Haydi o zaman. Yolun açık olsun. İnanın, Orhan da böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdi. Çok üzgün. İyi artık, tamam. Bu konuyu daha fazla konuşup uzatmayalım lütfen. Haydi herkes yoluna diyelim. Ben bir ricam olacak sizden. Şimdi biliyorsunuz ben işimi kaybettim. Orhan da çalışamıyor artık. Evdeki garibanlar kaç boğaz açıkta kaldı. Hani olur da bildiğiniz birisi temizlikçi, gündelikçi arıyorsa beni önerirseniz çok makbule geçer. Tamam, tamam. Gündelikçi arayan olursa söylerim ben. Eksik olmayın, çok teşekkür edersin. Hale bak. Ne oldu? İncilerim mi döküldü? Babam bunu günde 50 kere yapıyordu sizin için. Ha tabii ya. Babacığın onun hayatını alt üst etmeden önce. Babam durup dururken söylememiştir öyle bir şey olacağını.
bilip etmeden konuşma. Baba da baba, baba da baba. Bir sus, bir karışma sen ya her şeye. Bırak Kaan, tamam. Bulaşma. Şunlar yüzünden bir ceza daha yemeyelim şimdi. Şu lanet okul günü bir bitsin. Ben önce çıkıp annemin yanına gideyim. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Hocam, ben bir tık uyuyakalmışım da geçebilir miyim yerime? Geçebilirsin Tolgacığım. Sen niye uyandın ki? Ne gerek var? Niye uyanıyorsun? Saçma sapan bir şey. Keşke devam etseydin uyumaya. Oğlum bak, sen burada boşuna harcanıyorsun ha. Çok komik çocuksun çünkü. Biliyorum ki sen. Çocuklar, bugün dönemin son ödevini vereceğim. Not ortalamanızı yükseltmek için iyi bir fırsat olabilir. Lütfen bu şansı güzel değerlendirin. Hocam, şimdi önümüzdeki dönem için burs kazandım ya. Nasıl kazandıysam. Bu dönem için not ortalamam 50'nin altına kalırsa ne oluyor? Bilemiyorum. Bursun iptali olabilir. Hadi ya, oluyor mu öyle şey? Çok saçma, ne gerek var? Mantıken evet. Ya böyle mantık mı olur? Hocam, ben Ömer'le eşi olabilir miyim? Ne olur olayım hocam ya, ne olur ha? Ha, sen de bir şey de. Ömer de isterse olabilirsin. Ya hocam, kabul etmeme gibi bir şansım mı var? Mecbur olacağım. Bir bırak oğlum, olacağım. Tamam lan. Tamam o zaman. Siz ikinizsiniz. Harika. Sen de Berk'le eş ol. Asiye, Doruk'la. Siz yarın ödevinizi teslim edene kadar ben de sınıfın geri kalanı için yeni bir eşleştirme yaparım. İsteyen varsa ben yerimi değiştirebilirim. Ben de. Öyle bir şansınız yok çocuklar. Türk Edebiyatı'nda incelemeler yapmanızı istiyorum sizden. Ömer ve Olcan, siz Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanını inceleyin lütfen. Heh, bak gördün mü nasıl cuk diye oturdu romanın adı üstünüze. Ne diyorsun? Bence halledersiniz. Ben sen şimdi buradan bir yumruk oturtacağım da. Dur bakalım, zamanını bekliyorum. Sen niye ağzını yaya yaya gülüyorsun lan? Ha? Ha, şeytan deyince üstüne alındı tabii. Bizden daha iyi bir aday, doğru. Bence sana bir şey diyeyim mi? Kaan'ın hırsızlığı sana yıkmasıyla bu yanındaki psikopatın manyaklıkları... hani böyle yarıştırılamaz da. Ama ikisinde de var bir potansiyel, doğru şimdi yani. Var, 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 var. Çocuklar, lütfen. Burada durun, susmanızı bekliyorum. Farkında bile değilsiniz. Hiç değildik hocam, pardon. Pardon hocam. Toparlanın lütfen. Asiye ve Doruk, sizin de Tomris Uyar'ın dergi yazılarının bir araya getirildiği kitabı incelemenizi istiyorum. Hocam, adı neydi kitabın? Aşkın Yıpranma Payı. Hiç incelemesek de olur aslında hocam ya. Bizzat yaşıyoruz çünkü yıpranmayı. Evet, sayende. Doya doya yaşıyoruz. Allah Allah ya. Bunun da mı faturası bana çıktı? Güzel ya. Ne yapmışım acaba yine Asiye Hanım? Amcam hayatının şokunu yaşarken bana ne, sen suçlusun diye adamın üstüne yürümüş olabilir misin acaba? Çocuklar lütfen, böyle tartışmalar istemiyorum. Harika, sen de Berk'le birlikte günümüz Türk Edebiyatı kadın öykücülerini inceleyeceksiniz. Harika'nın güle güle ödevi olacak sanırım bu. Ay ne güzel işte. Sen de kına yakarsın. Harika. Suzan'cığım, geç kalmadın değil mi? Hayır, hayır. Tam vaktinde geldiniz. İyi, güzel. Bekletmeyi sevmem çünkü. Hele ki güzel kadınlar asla. Mahir Demirhan'ın asistanı aradı. 5 dakika sonra burada olacaklar. Tamam. Hazırız gibi. Evet, hepsi hazır. Seninle iyi bir takım olacağız. Böyle esip gülecekmişiz gibi geliyor. Hadi bakalım. Ben de öyle düşünüyorum. Arkadaş, bu ne ya böyle sürekli mıç 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 mıç? Ay, Erhan da benim asistanımdı.
Biz hiç böyle yanak yanağı olmadık ya. Merhabalar. Merhaba. Akif'cim hoş geldin. Hoş gördük Resul'üm. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan zorlu bir toplantıya giriyoruz. Karşı taraf böyle tekliflerimizi kabul etmeyecekmiş gibi. Ne diyorsun? Sen hiç merak etme Resul'üm. Ben her zaman hazırım. Ayrıca da benim defterimde kabul edilmeyecek teklif yoktur. Kabul edilmesinin zaman alacağı teklifler vardır. Merak etme, ben de o iş. Hadi bakalım. Tamam yenge, sağ ol. Bekliyoruz o zaman. Yenge memeli Sabah teyzeler almış. Sağlık ocağını götürüyormuş şimdi. Çok üşüttü galiba ya. Sabah hiç tadı tuzu yoktu. Evet. Bir de belli etmemeye çalışıyordu kuşum benim. Ne yapsın? Ev o kadar soğuk ki. Bak bunu çözmezsek hepimiz hasta olacağız ha. Selam. Nasılsınız? İyi sağ ol. Sen? Eh diyelim. Ben size söyleyip söylememeyi çok düşündüm ama söylemeye karar verdim. Yani böyle bir durumu kendime saklayamazdım. Nasıl bir durum? Lütfen benden duyduğunuzu söylemeyin ama Cemile'nin halini hiç iyi görmüyorum ben. Değişti, uzaklaştı da benden. Neden? Kavga falan mı ettiniz? Evet ettik ama inanın bana ben haklıydım. Cemile artık benimle yaşamıyor. Aa, neden? Senin için çok iyi bir ev arkadaşı diyordu. Seninle aynı ev paylaşmaktan çok mutluydu. Başta öyleydi. Ama işte erkek arkadaşı olana kadar. Tolga. O mu erkek arkadaşı? Maalesef o. Şimdi de sanırım Cemile'ye bir ev tutmuş, ayrıldı yanımdan. Hatta bugün taşınma işleri var diye izinliymiş. Ne? Tövbe tövbe. Ha, inanamıyorum. Cemile'ye Tolga'nın tuttuğu evde yaşamak istediğine inanamıyorum. Ya bu kız ne yapmaya çalışıyor ya? Ya o Tolga denen çocuk... Yani biliyorum sizin de sınıf arkadaşınız ama hiç tekin birine benzemiyor bence. Ya arkadaşımız falan değil o bizim. Akıl hastasının teki işte. Bence de öyle. Ya sadece bizim eve girip çıkıyor diye erkek arkadaşımı dövdü. Ama biz tabii Cemile'yi inandıramadık buna. O çocuk ne yaptıysa, nasıl başardıysa böyle bir şey yapmadığına ikna etmiş onu. Sen de Cemile'nin yeni taşındığı evin adresi var mı? Bana vermedi ama okul kayıtlarında adresini yenilerken gördüm. Ben de belki lazım olur diye habersizce aldım. Yani verebilirim size isterseniz. Ver ver. Bir bakalım. Suzan'cığım ben dosyaları alıp inceleyeyim içeride birazcık. Akif'cim be. Şu demode takımlardan bir kurtulsam, böyle modayı biraz daha takip etsek ha? Böyle renkli şeyler, yenilikçi olarak yani. Ha? Olur. Hadi. Bu ne arkadaş, ne varmış benim üstümde, başımda ne varmış ya? Hay şirketin yarısını aldı diye adam kılığımıza, kıyafetimize karışıyor. Bu ne moda dedektifi gibi ya? Olmamış oğlum, niye olmamış? Fıstık gibi de olmuş. Ama haksız değil Akif. Ya son zamanlarda demoda bir hava var artık. Ama sen ne Resul ne derse onayla. Onay merciği. Suzancığım şöyle mi yapalım? Suzancığım nasıl istersin? Suzancığım ne? Delireceğim. Ne o? Senden daha iyi anlaştığımız için kıskanıyor olabilir misin? Ben onu. Bırak Allah'ını. Neyini kıskanacağım ben onun be? Ama sen eski arkadaşımsın. Seni uyarayım. Resul çapkın bir adamdır. Flört etmeyi sever. Sonra sükûtü hayale uğrama. Sen ne terbiyesiz, ne hadsiz bir adamsın be Akif. Bu ne cüret ha? Ben burada ekmeğimin peşindeyim. Sen bana ne ima etmeye çalışıyorsun? Ya bir dur, Döveceksin neredeyse. Bir dur ya, bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Sadece diyoruz işte, eski arkadaşımsın. Yani ikaz ediyorum, uyarıyorum seni. Allah Allah. Uyarma beni. Sen beni uyaracak son adamsın. Sen benim hayattaki en büyük adamsın ya. En büyük. Tövbe estağfurullah ya. Şişt, kızım. Şu üstüme başıma bak bakayım. Şimdi benim bu giydiklerim demode mi değil mi? Yo değil efendim.
içine almadım biliyor musun? Yattan bakışına bak hadi. Tövbe estağfurullah. Süsen. Ne yapıyorsun sen ya? Sevgilimin elini tutuyorum ya. Ne var bunda bu kadar rahatsız olacak? Kaan. Biz seninle sevgili falan değiliz. O günü kurtarmak için senin aklına uyup dünyanın en aptal yalanını söyledik o kadar. Ne sebeple söylediysek söyledik. Bundan bu kadar kolay vazgeçemezsin Süsen. Vazgeçerim. Vazgeçtim bile. Karışamazsın bana. Oyuna son verelim diyorsun o zaman değil mi? Aynen öyle. Ayrıca seninle bence şu konuda bir anlaşalım. Sayende... Ömer'le aramda hiçbir şey olmayacak. Baksana zaten nefret ediyor benden. Ama seninle de olmayacak. Vazgeçiyorsun yani bu oyundan. Evet vazgeçiyorum Kaan. Hayatımda yaptığım en aptalca, kendimi en kötü hissettiğim şeydi. Şimdi git herkese ayrıldığımızı falan söyle. Sen de bunu fırsat bilip gidip Ömer'e günah çıkaracaksın değil mi? Ben günah falan çıkarmayacağım Kaan. Kapattım o konuyu. Sen de kapat. Uzak dur benden yeter. Bugün eşyalar kolilendi. Çok az şey kaldı geriye. Bugüne kadar uzaktan ilişki yürütüp mutlu olan görmedim ben. Gözden uzak olan gönülden de ırak oluyormuş hep sonunda. Yalnız benim gönlüm senin o bildiğin gönüllere benzemez yani. Sen İzmir'e de gitsen, ne bileyim buradan böyle aya kadar yol da yapsalar, aya da gitsen... Bu gönül ne seni unutur ne seni sevmekten vazgeçer. Söz ver bana. Söz kızım söz. Tabii ki söz. Benim seni unuttuğum gün öldüğüm gündür. Anladın mı? Gel buraya gel gel gel. Oh, tamam kızım Allah aşkına artık ağlama bak beni de triplere soktun ne olursun. Sen hem ödevin falan yok mu ya? Hadi hadi hadi. Tamam ben hemen ödevimi yapıp geleceğim bekle beni tamam mı? Tamam bekleyeceğim. Hadi çabuk hadi. Ulan zaten muhtemelen ömrüm seni beklemekle geçecek ya. Abi nedir durumlar? Ne zaman gidiyormuş? Ya vallahi Ömer'im kendi acımı da hiç bilmiyorum. İşte sormuyorum çok fazla da herhalde bir iki güne gidecekler. Neyse. Ha bana bak bu arada bir tane iş var bir mobilya mağazasında böyle büyük bir işmiş. Yani eşyaların yerini falan değiştireceklermiş herhalde. Böyle içeriği falan değiştiriyorlarmış. Adama ihtiyaçları var. Gideriz değil mi? Gideriz abi gideriz. Tamam. 300 lira veriyorlar. 250 senin 50 benim. O niye öyle abi? Yarı yarıya bölelim işte. Lan oğlum senin baktığın boğazla benimki bir mi? Allah Allah benim kiram yok miram yok. 250 senin 50'si benim. Ya yok abi öyle şey olmaz ya. Hadi abi hadi bak işine hadi naş hadi. Ben ne dediysem o hadi ben abiyim hadi hadi. İyi abi tamam. Beraber uzarız. Tamamdır. Hadi görüşürüz abi. Hadi eyvallah. 2 dakika konuşabilir miyiz? Ne var? Benimle konuşmak istemiyor olabilirsin. Ama ben şu yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Kaan ne derse desin. Ben Kaan'dan hoşlanmıyorum ki. Spor olsun diye mi çıkıyorsunuz? Hayır Ömer. Biz Kaan'la hiçbir anlatma zaman... Anlatma Süsen. İlgilenmiyorum. Ya da artık ilgilenmiyorum diye. Abi ezberlik bir şey yok değil mi? Ha, ezberim iyi o yüzden sormadım ben. Tamam. Tamam abi kapatıyorum. Adam okey dedi. 2 saate bekliyor bizi. Tamam hocam. Sen ikimizin çalışarak 15.000 lira kazanabileceğine inanıyor musun? Dinemezsek bilemeyiz Wonderful'um. Ben buna inanıyorum. İyi ne güzel. Mucizelere inanıyorsun yani. Tamam deneyelim görelim. 2 saatte sette olmamız gerekiyormuş. Adam birazdan konum atacak. Ha, figüran olacağız değil mi? Ezber mezber yoktur inşallah.
Yok ya, ezberlik bir şey yok. Zaten öyle 3-5 saniyelik bir şey. İyi, tamam, güzel. Ben bir annemin yanına uğrayacağım. Sen bana konum atarsın, oraya gelirim ben. Gençler, benim şimdi bir işim çıktı. Siz eve geçin, tamam mı? Ben geç geleceğim, çok da geç kalmayın. Ne işi? Ya artistik martistik işleri ya. Benim olaylarım zaten, biliyorsunuz. Eyvah, yine kimi delirtecek acaba? Allah sabır versin her kimse. Biz Cemile'ye gideceğiz, istiyorsan sen de gel. Yok ya, siz gidin, ben eve geçerim ama selam söyleyin. Asiye ile bizde durum malum. Reci'yi kötüyüz de. Sizde son durum ne? Son anlattığım mesele oldu işte. Annelerimiz yüzünden kapıştık. Yapma ya. O zamandan beri bir gelişme yok mu yani? Suratıma bakmadığı için gelişemiyoruz da pek. Bence zorla. Eğer Aybike'yi geri kazanmak için bir ihtimalin varsa kesinlikle zorla. Eğer benim öyle bir şansım olsaydı asla kaçırmazdım. Bilmiyorum ki kanka, nasıl olacak ya? Beni gördüğü yerde kaçıyor. Konuşmak, laf anlatmak, dikkatini çekmek, ne bileyim baktığı yerde olmak için bile nasıl yakalarım? İnan bilmiyorum yani. Vallahi ben de şu an bilemedim. Ama sen bir yolunu bulursun Berko. Bulmalısın. Anneciğim. Aa. Selam, ne haber? Senin ne işin var burada, harika? Yani biz gece konuşuyoruz. Sen umursamıyorsun ama. Ben de gündüz gözüyle tekrar bir hatırlatmak istedim. Okul taksidimi ödemen gerek. Dur. Tekrar ediyorum teker teker. Okul taksidimi ödemen gerek. Bunu söylemeye geldin yani, öyle mi? Anneciğim, çok mantıklı bu. Yani muhasebe şurada bir yerde. Mesela gidip avans isteyebilirsin. Kolay olmaz mı sence? Yeni girdiğim bir işten 15 bin lira avans alabileceğimi mi sanıyorsun sen, harika? Ha? Senin gerçek dünyadan haberin yok galiba kızım. Bence senin benden haberin yok. Bu okuldan kaydım silinirse çok kötü şeyler yaparım, biliyorsun. Ne bekliyorsun sen benden? Daha fazla para kazanmak için ne yapabilirim sence? Ha? Deli gibi çalışıyorum. İki lokma yemek dışında kendime kuruş harcamıyorum. Daha fazla ne istiyorsun benden, söyler misin? Okul taksidimi ödemeni. Yani uğraş. En azından uğraş. Bak, olmasın vallahi laf etmeyeceğim. Uğraş ya. Ya Oğulcan var ya. Oğulcan senden daha çok düşünüyor beni. Daha çok umursuyor. Bir şeyler yapmaya falan çabalıyor. Sağ olsun. Sen? Ama ben kime ne söylüyorum ki? Sen benim için ne zaman böyle bir şey yaptın, değil mi? Harika. Harika. Suzan. Sanırım kızındı. Evet, kızım harika. Bir sıkıntı mı var? Yani yok desem yalan söylemiş olurum. Ama konuyla ilgili de pek konuşmak istemiyorum açıkçası. Belki anlatırsan çaresini bulabilirim. Hem derdini söyleyemeyen derman bulamaz derler. Benden yapamayacağım bir şey istiyor. Ya, imkansız gibi bir şey. Ne gibi imkansız mesela? Araba falan mı istiyor? Yok yok. Allah'tan o kadar da değil. Harika'nın okul taksidine
artık yatıramıyorum ben. O yüzden onu okuldan alacağım. O da orada kalmak için çok ısrarlı. Yani günlerdir de bu konuyu tartışıyoruz. Anladım ama bir dakika. Biz Ataman Koleji'nden mi bahsediyoruz? Evet. Bunu bana daha önce niye söylemedin ki? Artık biliyorsun okulun ben de ortağıyım. Hem kızın o okulda okurken ondan para alamam biliyorsun. Yapmayın yani nasıl olur canım? Olur mu öyle şey hiç? Olur. Sen benim sağ kolumsun. Hem önce sana para verip daha sonra okul parası adı altında senden bunu geriye almak yakışır mı? Yakışmaz. Hemen okul müdürünü arıyorum. Harika'nın kaydını hemen yenilesinler. Ama ben çok mahcup oldum şu anda Resul Bey. Siz sordunuz diye anlattım bütün bunları. Mahcup olacak bir şey yok. Sen rahat ol. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ya bir şey içmek istemediğinize emin misiniz? Çay var, kahve. Yok yok. Biz sen iyi misin ona bakmaya geldik. Neden ki? Ben gayet iyiyim anlamadım. Bir şey mi oldu? Canan'la konuştuk. Tolga tutmuş burayı. Evet ama kirasını ben ödeyeceğim. Sen aldığın maaşı buranın kirasını ödeyebileceğini mi düşünüyorsun? Gerçekten mantıklı mı geldi sana bu? Yani ev sahibi ucuza vermiş evi. Tolga öyle söyledi. Bak Allah'ın işine. Sen de buna inandın. Tolga nerede dediğine inandığın gibi. Ya bakın Tolga yaptıklarından çok pişman. Yani iyi biri olmaya çalışıyor. Tolga tehlikeli biri Cemile. Ne kadar pisleşebildiğini hepimiz gördük. Seni de çok seviyoruz ve iyiliğini düşünüyoruz sadece. Biliyorum. Ama ben Tolga'ya inanıyorum ve güveniyorum. Yani bana karşı dürüst olduğunu düşünüyorum. Tehlikeli bir durum yok yani. Endişelenmeyin. Peki. Ben daha bir şey demiyorum. Sen bilirsin. Ama bak o saçmalarsa, kendini güvende hissetmezsen bizim nerede olduğumuzu biliyorsun. Sana kapımız her zaman açık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Sana yiyecek bir şeyler al. Hem sen böyle kolilerle falan uğraşırken yiyecek bir şey yapmakla uğraşma değil mi? Sağ ol. İyi misin sen? Canın sıkkın gibi. Hatta
Yerleri senin canını sıkmış gibi. Tolga beni hayal kırıklığına uğratmazsın değil mi? Anlamadım. Nereden çıktı şimdi bu? Yani seni tanıdığımı sanarak yanılmak istemiyorum. Herkese nasılsan bana da öyle ol lütfen. Öyleyim zaten Cemile. Hatta benim nasıl bir insan olduğumu en iyi sen biliyorsun. Diğer herkes zaten bana karşı ön yargılı. Sana güvenebilirim değil mi? Güvenebilirsin akıllı kız. Biliyorum. Belki bu senin için çok zor olacak. Hatta belki çok uzun sürecek. Ama bir gün sana söz veriyorum. Hiç kimseyi umursamayacak kadar beni sevebilirsin. Bana güvenebilirsin. Hadi. Ye yemeğini soğutma. Nasıldı hocam? Çok iyiydi değil mi? Oldu oldu. Diğer sahneye geçiyoruz. Biz ne yapacağız? Sizin sahneniz bitti. Geçin şöyle çay için. Ne kadar bekleyeceğiz? Ben çağırana kadar. Ay çok sıkıcı. İlk işiniz galiba sizin. He? İlk işim hocam. Ha bir de bu son işim. Gel olacağım. Tamam hocam. Ben çağırmanızı bekliyorum. Soracağım ya. Ne yapıyoruz biz burada? Bunlar beni darladı. Fenalık bastı bana. Ay iki kuruş para için yaptığımız girdiğimiz şu şekli hale bak ya. Boş ver Wonderful'um ya. Şimdi gider çay bahçesinde takılır kahve mavi içersin. Yani bu arada bir şey diyeceğim. Settensiniz deyince biz ödemiyormuşuz. Yapıma yani öyle diyorlar. Şu şehzaden sana bir kahve ısmarlamasın mı? Bir şey söyleyeceğim. Sende gerçek bir şehzade ruhu var. Annen haklı. Bak burada da şehzadeyi oynadın. Kan çekiyor. Farkındayım her şeyin. Ama sende de yani prenseslik havası var. Şimdi ben şehzadeysem sen de prenses olmak için doğmuşsun. Bakayım şöyle bir endama bak ya. Çok güzel. Hadi gel çay içmeye gidelim. Ay güzel kızım ben. Şengül şurubunu almış, içirmiş. Şimdi evde portakal sıkıyor, vitamin olsun diye. Ya zaten doktor söylemiş. Çocuklarda acayip salgın var demiş. Vitamin alsın demiş. Zahmet oldu size de amca, sağ ol. Ne zahmeti be kızım. Çocuğa iyi bakamıyoruz diye üzülüyorum ben.
Aldığım parayla kredi taksitini anca ödedim. Ya bileydim kömür alırdım ya, sıcacık yatardı yavrum. Olsun, sen elinden geleni yapıyorsun amcam, biliyorsun. Şu sizin elektrik sobası kırılmıştı değil mi ya? Evet, yaptıramadık onu da. Adam tamir için yenisi kadar para istedi bizden. Hay Allah. Üşüyor musun kızım benim? Yani biraz. O zaman ben bizim elektrik sobasını getireyim, biz onsuz da idare ederiz. Gerçi o da ancak kendini ısıtıyor ama neyse. Orhan Bey. Allah Allah, kim bu ya? Hayırdır inşallah? Orhan Bey. Haluk Bey. Ha. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Ne yaptınız, bakabildiniz mi tapuya? İkna oldunuz mu evin benim olduğuna? İkna olduk tabii, olduk. Maalesef benim hanımı fena dolandırmışlar. Söyledim size o gün ama dinletemedim. Neyse. Ben sizinle yeni kontrat yapmak için geldim. Pardon, ne kontratı Haluk Bey? Yeni kira kontratı, ne olacak? Baktım da siz bayağı düşük rakama oturuyorsunuz burada. Benim bir sürü borcum harcım var, olmaz böyle. Ya yeni anlaşma yaparız ya da çıkartırım size, karar sizin. Yani şimdi Haluk Bey, yani biz biraz zordayız bu ara. Ben işten yeni ayrıldım, hanımın zaten işi yok. Yani bu karda kışta nasıl çıkalım biz evden? Vallahi ben orasını bilmem, o sizin meseleniz. Ya hiç değilse şu kira zammı işini sonraya bıraksak, olmaz mı öyle? Yok, iki gün sonra aybaşı. Ben kiramı zamlı isterim. Benim yeğenler. Burası ne ki? Siz burayı da ev yapmışsınız. Ne kira ödüyorsunuz buraya? 300. Yok, o da olmaz. Artık bu fiyatlara kalacak yer mi kaldı ya? Burası için 400, sizin ev için de 1000 lira istiyorum. Yapma Haluk Bey. Ne 1400'ü? Nasıl verelim biz o parayı? Vallahi orasını siz bilirsiniz. İster verin, ister çıkın. Keyfiniz bilir. Ama sen de çok insafsız çıktın be Haluk Bey. Bu yaptığın olacak iş mi ya? Ben anlamam. Yeni kontratı hazırlatıp imzaya getiririm. Ha ödeyemeyiz diyorsanız çıkarsınız evimden. Siz bilirsiniz. Hadi eyvallah. Ya vallahi ikinci kahvemi içiyorum, bitiyor bak. Oyunculuğun birinci kuralı. Beklemek. Oh, I'm sorry. Can you take a photo, please? Çok kötü İngilizcesi var ya. Tamam, ne diyor? Ben anladım. Ne olacaksın? Fotoğraf çektirebilir miyiz diyor. Ha, onu anladım. Onu anladım. Tabii. Neden? Biraz daha şöyle yapsın. Yukarıdan daha net olur. And video, please. Okay, okay. Thank you. Thank you very much. Bye. You are welcome. Hi. Bunu niye bıraktın? Pardon, biz de fotoğraf çektirebilir miyiz? Kızım çok üşüdü. Tabii. Teşekkürler. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Setten daha fazla kazanacağımız bir kapı bulmuş bulunuyoruz. Birazcık turlayalım mı? Olur Şehzadem, siz ne derseniz o. Sorry. Can we take a photo together?
Neyse, bu da müesseseden olsun. Olsun ya, veda bizden olsun. Yani cayır cayır ısıtmaz. Ama içtiyse odanın havasını kırar birazcık. E şimdi evde siz üşüteceksiniz amca. Yok be kızım, ne olacak ya? En fazla sıkı sıkı giyinir yatarız, bir şey olmaz. Tek prensesimiz iyileşsin de. Ay Emel'in de şurup saati geliyor, onu atlamayalım. Asiye, ben telefonu almıyorum. Mazlum abiden ulaşırsınız bana, tamam? Tamam. Nereye gidiyorsun oğlum? Mazlum abi iş yerledi. Mobilya mağazası düzenleyeceğiz birlikte. Oo, çok ağırdır o iş ya. Yorma kendini, oldu mu yavrum? Tamam canım, merak etme. Fıstığım, geldiğimde seni iyileşmiş görmek istiyorum. Tamam? Oh, hadi görüşürüz. Hadi ben de eve gidiyorum kızım. Gel amca. Hadi oğlum. Amca, sen nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim be oğlum, iyiyim işte. Ne bileyim, Nebahat Hanım olayından sonra bir yüzün gülmedi. Bak kadın değil işte, üzülme artık ha. O iş çok yanlış oldu be oğlum. Çok yanlış oldu o iş. İçim yandı, içim. Bu çocuğun üstüne de çok gitmeyin ha. Doğru. Anası neticede. Ona bir şey oldu diye korktu, sağa sola saldırdı, sapıttı işte. Tamam, haklısın amca, olabilir. Ama ben çok mu iyiyim? Hı? Benim moralim çok mu iyi? Ben de sağa sola sataşıyorum. Belki abime olanları azmedemiyorum, ondandır bilmiyorum. Kapattık ya. Konuyu kapattık. Üstünü örttük. Kim yaptı, kim ördü? Ben hiçbir şey bilmiyorum amca. Benim abimi kim öldürdü amca? Bilmiyorum ben bunu. Bu aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Yaktınız mı sobayı? Amcam yaktı ya, sağ olsun. Neyse, hadi görüşürüz. Nesi var bu çocuk? Ne oldu Orhan'ım, neyin var? Niye işlendin sen, söyle. Ben kahrolmayayım, ben ağlamayayım da kimler ağlasın ya? Biz bu işten nasıl kurtulacağız Şengül? Kadir'in ölümünü nasıl sindireceğiz içimize yani? Vicdanımızı nasıl susturacağız biz? Yeğenlerimiz, çocuklarımız için susacağız Orhan. Başka çaremiz yok. O çocuklar delilenip de katil olmasın diye susacağız. Başka çaremiz yok. Benim o insanlardan ne farkım kaldı o zaman? Ha? Olayı örtbas ettiniz diye esip gürlediğim, bağırıp çağırdığım insanlardan ne farkım kaldı benim ya? Estin gürledin de ne oldu? Ne değişti? Nebahat Hanım az kalsın ölüyordu. Allah'tan bizi suçlamadılar. Polise gitse ne çare? Bunlar yine bir yolunu bulurlar. Alavere dalavereyle paçalarını kurtarırlar. Olan bize olur Orhan'ım, olan bize olur. Onlar kızları için sakladılar, sustular. Biz de yeğenlerin için susacağız. Çok zor, çok zor bu yükü taşımak. Çok zor. Bilmiyor musun? Bilmiyor mu? O kızcağız Melisa. O da aklını yitirmiş garibim. Onun neyini şikayet edeceğim? Etsen ne değişecek? Ne olur düşünüp kurul, kendini yorma artık. Bak Orhan'ım,
senin kapı gibi sapa sağlam durman lazım yeğenlerin için. Böyle kendini bırakırsan vallahi korkuyorum yatak döşek olacaksın, hasta edeceksin kendini diye. Yapma. Hadi. Ne olursun. Topla kendini. Bak ellerinde buz gibi olmuş. Hadi canım, hadi. Topla kendini, hadi. Ay o yönetmen yardımcısı mıymış neymiş, onun suratını görecektin ya. Böyle meymeresiz bakışlar. Yani şimdi... Hani ne var bu kadar abartacak ben anlamıyorum. Sanki ne istedik, canını mı istedik ya? Alt tarafı dedik ki 24 saat daha bu kıyafetler bizde kalır mı dedik ya? Ama bir şımarmalar, bir triplere girmeler... Sen de fark ettin değil mi? Fark ettim. Sektör böyle demek ki, ne yapalım? Neyse biz ne kadar para topladık bugün? Ha. ...370 mi? Hı. Gerçekten çok toplamışız. Ya biz bir ay çalışsak... ...her gün böyle dolaşsak 30 gün boyunca... ...o para çıkmayacak yani, belli. Wonderful'um, moral bozmak yok. Birazcık daha pozitif. Pozitif. İyi tamam, neyse ben üşüdüm. Hadi gidiyorum. Hadi gir sen de hasta olma. Pişt. Teşekkür ederim. Her ne kadar üzüleceğimi bilsem de... ...beni mucizelere inandırdın. Sağ ol. Bu Wonderful'un mucizesi olsa gerek. Teşekkür mucizesi. Teşekkür etti bana değil mi? Etti, etti. Hiç etti bana, teşekkür etti ya. Hah, hoş geldin kızım. Bu ne kılık böyle? Uzun hikaye. Ama şunu söyleyebilirim. Senin o hiç ilgilenmediğin okul taksidimle ilgili. O konu çözüldü. Artık o konuyla ilgili hiç dert etmene gerek kalmadı. Efendim? Patronum öyle uygun gördü. Artık okul taksidi ödemeyeceğiz kızım. Anne sen şaka mı yapıyorsun? Hayır şaka yapmıyorum. Resul Bey, onun asistanı olduğumdan dolayı, okulun da sahibi olduğu için okula para ödememizin yanlış olduğunu söyledi. Sonra da okulu arayıp para vermememiz için talimat verdi. Ya Allah'ım, müthiş bir şey bu. Evet, bence de. Ya böyle bir anda mucize gibi bir şey oldu. Ya evet, bu mucize yani, kesin mucize. Ve ben de senin en sevdiğin yemeği yaptım kutlama için. Ne yapmış olabilirim sence? Lazanya. Aynen, lazanya. Tatam. Ya bugün müthiş bir gün ya. Anne. Bak bu adamı kaçırmıyorsun ne olur. Ya Resul Özkaya'ya bayılıyorum artık ya. Kral. Kızım ne diyorsun sen? O nasıl laf öyle? Tamam anne ya. Öyle demek istemedim. Yani işini kaybetme. Kaybetme yani, onun için söylüyorum. Hadi gel sen salata al biraz.
Çok iyi olmuş, bu efsane ya. Afiyet olsun. Şimdi size gösterdim bu oturma grubu vitrinin önüne gelecek. Şu yemek masası en arka tarafa gidecek ve depodan çıkartacağınız diğer koltuk grubu da bu tarafa gelecek. Sabaha kadar vaktiniz var arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yetiştirebilir misiniz? Yetiştiririz abim. Sıkıntı yok, yetiştiririz. Değil mi Ömer'im? Hallederiz, hallederiz. Eğer anlaşırsak, memnun kalırsak birbirimizden haftada bir çalışırız sizinle. Tabii sizin için de uygun olursa. Bence memnun kalırsınız. Hiç şüpheniz olmasın. O zaman ilk şu oturma grubundan başlayın o halde. Şu berserinin de paketini açıp vitrinde yerleştirirseniz süper olur. Bu kadar. Tabii haberleriz, merak etme. Yalnız sizden rica ediyorum. Eşyalara ve etrafa çok dikkat edin, olur mu? Ya herhangi bir ürüne zarar gelsin istemiyorum açıkçası. Anlaştık değil mi? Tabii abi. Az kalsın unutuyordum. A sokaktaki büfeden istediğiniz yiyeceği alabilirsiniz. Mağazaya yazdırın. Hesabı ben öderim. Tamamdır, sağ ol. Kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet abi. Eyvallah. Abi, yalnız bu iş olursa çok iyi olur ha. Ömer'im olur tabii, niye olmasın? İkinen daş gibi adamız burada, hallederik ya. Allah Allah. Nereden başlayalım? Şu sandalyelerden başlayak ya. Hadi gel. Çekelim böyle bu tarafa doğru. Oo. Ne oldu? Abi buna kim oturuyor? 5.000 liraya sandalye mi olur? Oo. Vallahi Ömer'im, yani senin benim oturamayacağım kadar. Seni bilmem, ben hiç oturamam. Neyse, dik artma. Yavaş yavaş abi, yavaş yavaş. Çek, yavaş. Aman bir şey olmasın. Aman ha, aman. Bizden ne erdim. Vallahi aklımıza alırlar. Bak dikkat et orada. Nasıl hissediyorsun? Daha iyisin değil mi hayatım? İyiyim, iyiyim. Vallahi bugün kendi kendime yıkanabildim ya. Çok rahatladım. Bugün Sibel abla da Melisa ile ilgili güzel haberler verdi. Bahçede uzun uzun yürüyüşler yapmaya başlamış. Yani eskisinden çok daha iyiymiş. Ya ben de ofisteyken aradı. Bir şey söyleyeyim yalnız bak. Bu Sibel'in hakkını ödeyemeyiz. Kızla ne güzel ilgileniyor ya. Öyle öyle Akif'cim, gerçekten. Biz bence ne yapalım biliyor musun? Sibel'e şöyle güzel bir hediye bakalım, gönderelim. İyi bir jest olur ama unutmayalım. Al sana motivasyon. Al bak sana motivasyon. O zaman ne yapıyorsun? Artık şu kolundakinden kurtul, bir dışarı çık. Sibel'e bir tane, kendine birkaç tane hediye al. Değil mi canım? Akif, sen beni iyice alışveriş delisi yaptın ha. Aa, ayo. Aa, olur mu? Estağfurullah ya. Alışveriş delisi neymiş ya? Zır delisi olur o. Ya Akif bak, hiç gülecek halim yok şu anda, sus. Hadi ben kaçtım, basketbol maçını izleyeceğim. Size afiyet olsun. Tamam oğlum. Tamam çocuğum. Kaan gel sen de istiyorsan. Vallahi olur, bir tane okumam var, onu halledip gelirim direkt. Güzel gelişmeler bunlar. Birlikte zaman geçirilmeye başlanmış. Vallahi okulda Ömerlerden uzak durunca biraz mecburiyetten gibi oldu ama daha iyi aramız yani, iyiyiz. Güzel, güzel. Maşallah. Ne oluyor okulda? O kız uzak duruyor mu? Yani... İşte ne kadar uzak durabilirse duruyor. Ver bakayım şunu. Hoca ortak ödev verdi de onlara, o yüzden arıyor olabilir. Aramasın. Ödev için de aramasın. Beraber de ödev yapmasınlar. İstemiyorum. Bir de meşgul atıyor beyefendi. Sanki keyfimden arıyorum. Ben de bayılmıyorum seni aramaya da. Ödevi konuşalım, iş bölümü yapalım diye aramıştım.
Bak bak bak. Bak şuna bak, havalara bak. Ben de seni aramaya bayılmıyorum yazmış. Bayılmıyorsan arama kızım. Arar. Arar, niye aramasın? Aa, neden? Çünkü senin oğlun hanım köylü. Ne boşcum? Şekerleme paketler, camsiler, efendime söyleyeyim, gitar çalar, bakar öyle yeşil yeşil. Yakışıklı olan çekici, yapacak bir şey yok. Oğlum, telefonu gördünüz mü ya? Ha, ben de benimki zannettim de şimdi aldım da al oğlum. Bak, dur bak. Doldur. Kork, kork. Ömer'im, iki yarım tavuk alıp geliyorum. Olur abi, yeriz ya. Bayram. Olur. İyi, hadi. Allah aşkına şunu şuradan kaldırın ya. Bu sehpa artık çok demode. Ayrıca şu pisliği de şuradan temizleyin. Buraya böyle müşteri falan gelmez. Sen ne arıyorsun oğlum burada? Vallahi ne yapacaksın? İnsan çok isteyince devasını da buluyor, belasını da Ömercik. Ama belli ki sen bunu bilmiyorsun. Ne istiyorsun? Konuşmak. Konuş. Sen ve senin o çok bilmiş kardeşin. Bundan sonra Cemile ile aramızdaki ilişkiye karışmayın. Ayrıca şu aptal düşüncelerinizi de kendinize saklayın, tamam? Niye? Gerçek yüzünü görüp suratına bakmaz diye mi korkuyorsun? Mantıklı ama. Olabilir. Sana herhangi bir açıklama yapmayacağım Ömercik. Sen sadece benim dediğimi yap. Cemile ile aramdaki ilişkiye karışma, o kızın da kafasını bulandırmayın. Bulandırmıyoruz zaten. Sadece seninle ilgili gerçekleri anlatıyoruz. Mesela Aybike ile Asiye'ye yaptıkların. Hani canın acıyınca milletin de canını yakıyorsun ya. Hah, ondan bahsediyoruz işte. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki Ömercik, herkes değişebilir. Ben de değiştim. Anladın mı? Bundan sonra aramızdaki ilişkiye karışmayın. Senden son kez rica ediyorum. Karışma. Artık şu yakamdan da düşün. Senin yakanda olduğumuz falan yok oğlum. Biz sadece Cemile'yi önemsiyoruz. Yoksa istediğinle git, otur, istediğinle kalk. Bize ne? Anladım. Yani sen bana diyorsun ki ben sizin ilişkinizi karıştırmaya devam edeceğim. İstediğim gibi sizi ayırmaya çalışacağım. Her türlü pisliği yapacağım diyorsun. Doğru mu anlıyorum? Evet, doğru anlıyorsun. Onu rahat bırakana kadar, ondan uzak durana kadar elimden geleni yapacağım. Onu kandırmışsın ya bir şekilde. Ben senin değiştiğine inanmıyorum. Oğlum, bir şey soracağım. Ben niye sürekli yaptığım şeyler konusunda seni bir şeylere inandırmak zorundayım lan? Ha? Kimsin ki sen? Oğlum bak, elimden bir kaza çıkacak. Hadi yürü git. Hadi bırak çalışayım, hadi. Hı, şimdi oldu işte. Kıvama geldin. Ömercik. Ha? Sende de aynı benim gibi bir sıkıntı var, kabul et. Sen de benim gibisin. Değil mi? Sen de damarına basıldığı zaman rahat duramıyorsun. İçin rahat etmiyor. Rahat duramıyorum, içim de rahat etmiyor. O yüzden seni burada öldürmeden hadi yürü git. Hadi! Oğlum, bak sana son kez söylüyorum. Bundan sonra Cemile'ye benim hakkımda ileri geri konuşmayacaksın. Nokta, tamam? Hadi eyvallah. Konuşursam ne olur lan? Ne olur lan? Lan oğlum, ben senden bıktım sandım lan. Oğlum sen bela mısın lan? Oğlum sürekli ben seninle mi uğraşacağım lan? Ha, seninle mi uğraşacağım? Çekil lan üstüne.
Çekin lan. Anam. Oğlum. Bundan sonra Cemile ile aramdaki ilişkiye karışmayacaksınız diyorum. Karışırım oğlum. İstediğim gibi karışırım lan. Ha? Sana mı soracağım ne yapacağım? Ha? Karışmayacaksınız lan. Karışmayacaksınız diyorum. Yine anlamıyorum bunu. Bırak lan. Bırak lan kardeşimi. Bırak. Gel lan buraya. Oğlum senin bu çocuklarla derdin ne lan? Ne istiyorsun lan bu çocuklardan ha? Birgit lan. Oğlum senin o kardeşim dediğin adamlar var ya. Asıl onlar sürekli benim peşimdeler. Benim yakamı bir bırakmadılar. Oğlum Tolga mısın nesin? Seni gebertirim. Bas git lan burada. Bas git. Ömercik. Artık böyle olmasını da sen istedin. Al bak. Temizleyebilirseniz temizleyin şimdi. Hadi eyvallah. Lan oğlum yürü git. Hadi. Tamam bırak Allah'ından bulsun. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok abi. 27.000 diyor. Bittik biz. Vallahi adamın yerinde ben de olsam ben de çıldırırdım. Haklı herif. Bence de yani. Size polisi vermemiz çok büyük bir şans. Şans dediğin 27.000 borcumuz var ha. Farkındasın değil mi? Farkındayım. Ya gerçi esasında o borç bizim de değil. Tolga manyağının. Ne olduysa onun yüzünden oldu. Orası öyle tabii de. İşte suç bende. Ben tutamadım kendimi. O başlattı. İhale bize kaldı. Adam bizden bekliyor parayı şimdi. Keşke taksitle ödeyelim falan deseydin. Kızım karnınızı zor duyuruyoruz. Ne taksidi? Ödeyemezsek polise falan verir mi bize? Verir herhalde. Haklı olarak tabii. Mazlum abiye de mahcup olduk. Bize iyilik yaptı, iş buldu. Bizim onun başına açtığımız derde bak. Hiç sorma. Ama bak bu bize pahalı bir ders olsun ha. Bundan sonra bizi ilgilendirmeyen hiçbir şeye karışmıyoruz. Bak Tolga memnun, Cemile memnun, olan bize oldu. Doğru söylüyorsun. Sen işe gidecektin. Emel ne olacak? Yengemle mi kalacak? Yok, yengemlerin evi de soğuk. Emel yanımda işe götüreceğim. Gittiğim evler kaloriferli oluyor ya. Isınır, rahat eder dedim. İyi düşünmüşsün. Aldığın ilk parayla da kömür alalım ha. Bu böyle olmayacak yoksa. Geceden beri bir mesajıma bile cevap vermedi. Şimdi ders saati yaklaşıyor, nasıl arıyor? Nasıl oluyormuş gör bakalım. Şimdi ben açmıyorum. Neyse, hazırsan çıkalım hadi. Hazır mısın? Hazırım da şu karmaşada ödevi yapmayı unuttum ya. Gerçi kafa mı kaldı? Ödevi nasıl hatırlayacaksın ki? Ya Asiye yapmıştır belki. Ya ikili grup ödevi değil miydi bu? Yok ya. O da kesin unuttu. Hatırlasa %100 arardı çünkü. Ama ben haber vermek için aradığımda da meşgule atıyor hanımefendi. Sanki keyfimizden arıyoruz. Neyse ya hadi çıkalım gidelim. Bir okula geç kalmayalım. Evet gençler, yeni okul günümüze hazır mıyız bakalım? Doğuştan hazırız oğlum. Bizim hayatımız sürpriz. Oğulcan, sana şahane bir haberim var. Benim de sana ama önce ben söyleyeceğim. Tamam. Bunların bu ekürüliğine var ya, fena tutuluyorum. Aybükçüm kıskanma. Söyle şehzadem. Futbol kartlarımı sattım alt mahalledeki çocuğa. 250 de elimiz daha oldu. Futbol kartlarını mı sattın? Ha evet sattım. Ama öyle dandik bir şey sanma ha. Ben 6 sene biriktirdim onları. Ya oğlum ben onun bir tanesini istedim. 40 takla attım vermedin. Şimdi gittin hepsini mi sattın? Vicdansız. Sattım gitti vallahi ya. Hepsini sattım böyle. Bir dakika siz niye para topluyorsunuz ki? Wonderful'umun okul taksiti için. Azıcık bir eksik kaldı ama çok az yani. Minnak. Ne kadar az kaldı? Onu... Ne? Onda 1000 lira söyle. Nasıl?
14.450 TL. Bir şey kalmamış o da. He. Hayır. Gerek kalmadı. Nasıl kalmadı derken? Vallahi kalmadı. Annem hepsini halletmiş. Taksit maksit yok ya. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten. Allah'ım gerçekten ya, çok rahatladım. Ama ben sana dedim, ben sana dedim bak, ben ona söyledim. Dedim ki mucizelere inan dedim. İnanmadı ama bak. Evet. Sen beni mucizelere inandırdın. Teşekkür ederim. Bu ne? El. Ha, onu gördüm. Ne arıyorsun? Yani işte benim elim senin elinde. Elini tutuyor. Yani istersen çekerim. Ha yok, çekme. Ben de böyle yanlışlıkla eğer kendi elini tutmak için öyle bir şey zannettim. Kabusta mıyız? Değilsek beni vurun. Aybek, sus. Sen anlamadın ama ben söyleyeyim. Sana çıkma teklif ediyorum. Daha zorlayacak mısın? Tam olarak ne tarafı? Aya. Diyorum ki Ay'a çıkalım beraber. Gelir misin? Olur, gidelim. Ay'a, Jüpiter'e, Mars'a, nereye istersen gidelim. Peki sen benimle çıkar mısın? Valla ben şimdi biraz düşündüm. Kararsız kaldım gibi. Galiba çıkarım. Çıkarım. Hadi gidelim. Kayınço, kıskanmıyorsun değil mi? Bak içine küçük enişte. Olacağım. Azimle başlayan bir tane özü söz var ya. Ete kemiğe bürüdü. O, net o. Çok net o. Vallahi bravo. Vay arkadaş. Bir bu eksik. Bence de bu kadarı fazla değil mi Asiye? Ha? Tamam, birbirimize kızgın olabiliriz. Ama telefonu açmamak ne demek? Sonuçta birlikte ödev yapıyoruz değil mi? Ben de aynısını sana soracaktım Doruk. Ben dün gece seni insan gibi aradım. Sanki ben senin yakınına yapışmışım da seni zorla konuşturuyormuşum gibi hissettiriyorsun bana. Mesajıma bakmamalar, beni meşgule atmalar. Ne alaka ya? Sen dün beni aramadın ki. Aradım. Sen de beni meşgule attın. Yo, ben senin ne aramanı ne de mesajlarını görmedim. Al bak göstereyim hatta. Bak. Yoksun aramalarda falan. Neden yok bilmiyorum ama ben seni aradım. Sana sinirim yüzünden ödevimi yapamadım ya dün gece. Hmm. Sinir olmaya devam etsen. Olanlar yüzünden özür dilemek hiç aklına bile gelmiyor değil mi? Hangi olanlar? Amcan yüzünden annem ölüyordu. Ya Doruk bak, ben bu saçma tartışmaya tekrardan girmek istemiyorum. Ya tamam anladım. Üzüldün ama benim amcam namusu için yaşayan bir adam. Yani baban öyle iftira atmadan önce daha iyi düşünmeliydi. Bu amcanın delirip annemi ikinci kattan aşağıya atmasını haklı çıkarmaz. Tamam. Olaylara biraz benim açımdan bakmayı dene, olur mu? Doruk bakıyorum. Bakıyorum ama istemeden olmuş yani, kaza. Hayır ya.
her zaman sen haklı olamazsın. Bu sefer alttan almayacağım seni. Peşinden koşmayacağım. Sen gelip benimle sevgili olmak isteyeceksin. Çok beklersin. Çok beklerim tabii Asiye Hanım. Geleceksin, benden özür dileyeceksin. Ayaklarıma kapanacaksın. Doruk aşkım, sen haklıydın diyeceksin. Yazıyorum buraya. Her geçtiğinde okursun buradan. Son olarak da ödevden alacağımız sıfırlar vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Gıcık şey. Ay esas sen bilmiyorsun. Sen düştüğünde ben tuvalete gitmiştim makyajımı tazelemeye. Seni iyi ki o halde görmedim. Vallahi yüreğime inerdi. Senin peşinden beni de kaldırırlardı hastaneye. Çok geçmiş olsun hayatım. Sağ ol Aylacığım. Sağ ol. Tülin. Tülin'cim gel. Ayla Hanım'a bir çay daha ver lütfen. Yalnız börek muhteşem olmuş. Sen mi yaptın? Yok efendim. Şengül abla yaptı. Aslında Badır'ım haftada 3 gün Nebahat Hanım'ları temizliğe gidiyor. İşte Nebahat Hanım'la böyle samimiyseniz o ara görmüşsünüzdür bizim İtalyan'ı. Yok. Yok. Ya bilemedim yani. Şengül benim eski çalışanım. O yapıyordu böyle börekleri. Dolduruyorduk buzdolabına. Sonra misafir falan gelince koy fırına. Çabucacık, sıcak sıcak çok güzel oluyordu. Ama artık çalışmıyor benimle. Çıkardım onu. Ya ne oldu? Hırsızlık falan mı? Aa yok yok, öyle bir şey değil. Aman uzun mesele. Anlattırma hiç şimdi. Peki şey bu Şengül bana gelir mi acaba boştaysa falan? Benim de bir kadına ihtiyacım var da. Gelir herhalde, gelir. İşi yoksa gelir. Ben gönderirim sana, söylerim. Ay dur, hatta arayayım şimdiden. Unuturum sonra. Ay Aylacığım, görüyor musun bak, elimi de kullanamıyorum. Ya. Hem biz senin yanına geliriz ya. Tamam. Bana bak. Yakın arkadaşlar falan edinmiyorsun. Kızlara falan pas verme. Biraz daha sonra yaparsın. Gruba ekleriz, çoğaldırız. Merak etme, senden daha harikasını bulamam zaten. Ya yerim seni. Ömerler sana çok kötü bakıyor, farkında mısın? Öyle mi? Yok ya, hiç farkında değilim. Zaten farkında olsam bile çok da umurumda değil. Sen onları boş ver de, sen söyle bakalım. Şimdi sen baya baya artık bu kafede duracaksın, öyle mi? Bilmem. Yani beni sabah Mazlum aradı. Müdür beyden izin almış. Bugünlük durur musun dedi. Ben de tamam dedim. Ama tabii ne kadar duracağım bilmiyorum. Seninki nerede acaba? Vedalaşmayı mı sevmiyormuş, neymiş? Bilmiyorum ki, bana da gelmeyeceğini söylemedi. Şaşırdım vallahi. Bence hiç şaşırma çünkü beyaz atlı prensin geldi. Gülüm ne yaptı? Vedalaştın mı arkadaşlarına? Evet. Ya Gülüm sen niye canın sıkıyorsun? İzmir dediğin yer şurası. Allah aşkına 45 dakikalık yol. Her sıkıldığımızda atlar atlar geliriz ya. Hah, ben de onu söylüyorum sabahtan beri. Ya ben de onu diyorum işte, geliriz. Anlamadım. Ben de gidiyorum. Mazlum? Ben de geliyorum. Ya Gülüm ben ne yapayım sensiz bu kafede? İstanbul desen zaten çok fazla, çok trafik. Yoruldum artık. Orada gider bir hayat kurarız. Ben Göztepe'ye forvet olurum. Böyle golleri 90'a 90'a çakarım. Mazlum! Ya! Çok tatlısın. Gülüm sen bekle beni, tamam ben geliyorum hemen. Tamam. Hadi git. Gelin bakayım buraya. Ömer'im. Abi bir şey mi oldu? Adam mı aradı? Polis falan mı diyor yoksa? Yok yok ya. O işi hallettim ben. O iş kapandı, bir daha arayamaz seni. Nasıl kapattın abi? Böyle en temizinden, en kılçıksızından hallettim yani. Kapattım oğlum işte. Bir daha seni aramaz, rahatsız etmeyecek. Abi 27 binlik iş nasıl kapandı? Adam delirmişti dün gece.
Ben hallettim. Nasıl hallettin abi? Ya bana da bahane oldu işte. Kadir'im gittiğinden beri zaten burada da mahallede de çok zorlanıyordum. Gülüm de gidiyordu. Ben de öyle ne yapsam ne etsem diye düşünüyordum. Bahane oldu işte. Neye bahane oldu abi? Evi sattım. İzmir'e taşınıyorum. Abi İzmir nereden çıktı şimdi? Ya zaten mahalleden vardı bir isteyen. Ben de sabah gittim kapısına dayandım. İşte böyle sabahtan beri para pul, kağıt kürek bu işleri hallettim. Sattım geldim. Bahane oldu derken evi bizim için satmadın değil mi Mazlum abi? Ya yok Asiye'm yok. Zaten kararsızdım mı kalsam mı gitsem mi diye. Öyle borç da böyle gelince ben de satayım gitsin. Borcu halledeyim dedim. Biraz oralara giderim, orada takılırım. Yani ondan yani. Abi ama 27 bin çok büyük para ya. Elimde kalan yeter de artar bana. Ömer'im sen merak etme. Ayrıca sizin için yapmayacağım da kimin için yapacağım? Siz benim kardeşlerimsiniz. Kadir'imin emanetisiniz. Siz isteyin. Sizin için canımı vereyim ben. Abi ben ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Şşş, tamam oğlum abim ben. Tabii ki ben yapacağım. Başka kim yapacak? Ha, esas ben İzmir'e gidiyorum diye beni unutursanız işte o zaman tepenize binerim, haberiniz olsun. Olur mu öyle şey abi ya? Bir telefon uzan ben. Gel buraya mutlaka gel. Sen kovdu beni ama Allah'tan yeni bir iş buldu, açtı açıkta bırakmadı Nebahat hanımcığım. Ay ben bu kadının ismini öğrenmeyi unuttum ha. Kime temizliğe gittim bile bilmiyorum. Ah 9. Aha da bura. Çok da büyükmüş ha. Temizle temizle bitmez bu ev. Ben açtım. Ay anam. Ne oldu? Şaşırdın mı? Yoksa bilerek mi yaptın? Vallahi beğenmiyorsan gidebilirsin. Sana muhtaç değilim. Ha senin bir muhtaçlığın varsa gir çalış tabii. Valla fark etmez yani. Uzatmam aramızdaki meseleyi. Bana da fark etmez. Keyfimden temizlemiyorum sonuçta milletin evini. Paramı ödersen girer işimi yaparım. İş sonuçta. E iyi. Hadi gir o zaman. Konuşabilir miyiz Aybüke? Hayır Berk, gerek yok. Peki, o zaman söz verdiğin kimya dersi için biraz oturabilir miyiz? Kimya dersi mi? Evet. Yarım kaldı biliyorsun. En azından onu bitirmek için biraz otur benimle. Parasını verdim, karşılığını alırım diyorsun yani. İyi, peki tamam, öyle olsun. Hadi o zaman gidip yapalım şu parasını, peşin ödediğin kimya dersini de alacak verecek kalmasın artık aramızda. Banyolar, mutfak, yatak odaları, salon, hem yerler hem duvarlar, bütün camlar hepsi pırıl pırıl olsun istiyorum. Ama bak pırıl pırıl ha, ona göre.
Anlat. Camlar ayna gibi olacak. Böyle baktığın zaman ışıl ışıl parlasın istiyorum. Tek bir parmak izi de istemiyorum ona göre ha. Ayrıca öyle hızlı hızlı yapıp da şişirmeye falan kalkma sakın. Zaten Talya takip edecek seni, merak etme. Talya takip mi edecek beni? Yani bir yeri falan atlarsan haberim olacak böylece. Tövbe estağfurullah. İyi hadi. O zaman sana kolay gelsin. Hadi görelim bakalım. Çenen kadar kuvvetli miymiş elin kolun? Görelim bakalım. Çene kadar kuvvetli miymiş kulun? Muhtaç olmasam ben yapamayayım bu işi. Allah muhtaç etmesin. Yapalım bu dersleri bitsin. Sonuçta parasını verdin, hakkın yani. Parayı veren düdüğü çalıyormuş zaten, biz anladık onu. Zaten başından ataydı benim senden para falan kabul etmem. Gerçi sen teklif ettin, ben senin kafana silah falan dayamadım ama olsun. Annen duysa ne delirirdi ama değil mi? Çıldırırdı böyle çocuğumu yoluyorlar diye. Ama söylersin ona, davul dengi dengine dersin. Anladık biz onu dersin. Yolmuyoruz da ayrıca kimseyi. Ne oldu? Kötü bir şey mi dedin? Yok da sen böyle çok fazla cici şeyler söylemeye başladın. Biraz kendine gel istersen. Cici mi? Saçmalama. Vallahi. Ama bak bir gün böyle çiçek alırsan, ne bileyim şiir falan yazarsan net terk ederim seni. Belki haberin olsun. Sen de peluş ayıcıklar alıp ne bileyim kalpli kartlar falan tutuşturursan elime, ben de seni terk ederim. Net. Anlaştık o zaman. Asla yok. Asla. Benim canım manyak sevgilim. Canım vahşi sevgilim. Halde beni terk edince belki yaparsam geri gelirsin dedim. Berk, ben seni senin yüzünden terk etmedim. Biliyorum. Annem yüzünden oldu her şey. Ama ne yapabilirim ki Aybike? Annem o benim. Hayattaki tek varlığı, tek sahip olduğu şey de benim. Ne kadar uzağına gidebilirim ki? Ya da annelerimiz birbirine bağırırken, sen onunla kavga ederken ne kadar yalnız bırakabilirim onu? Ama deniyorum ben Aybike. Seninle olmamı kabul etmesi için elimden geleni deniyorum.
Ya senin bu kadar kalitesiz, bu kadar ucuz, basit insanlarla nasıl işin olabiliyor? Benim aklım almıyor. Aybike doğru konuş istersen. Annem o benim. Annense annen Berk. Bu onun kendini bilmez olduğunu değiştirmiyor. Ayrıca hakkımda söyledikleri öyle kolay kolay çıkmıyor aklımdan. Ama anladığım kadarıyla sen bunu istemiyorsun. Peki. Ama yapmadıklarıma da pişman olmak istemedim. O yüzden bu yolu da denedim. Suskun ve çaresiz yalanlarda boğuldum. Bir nefes kadar yakınken yokluğumdan duruldum. Seni çok sevdiğimi unutma, olur mu? Tatlım. Sen hep benim canım vahşi ruh hastam olarak kalacaksın. Her şey bitti. Banyoyu 3 defa sildim. Mutfağı 2 defa temizledim. Hani içine sinmiyorsa çıkar kendin bakarsın. Yok yok. Talya bakmıştır zaten, merak etme. Baktı baktı. Hı. Yalnız buraları bana pek temizlenmiş gibi gelmedi. Nasıl temizlemiş gibi gelmedi? Dip köşe sildim, temizledim. Her yerini parlattım. Yani. Aa, gördün mü bak. Şimdi pislendi burası hep. Ay. Şuraları da sil bari çıkmadan. Sen bana eziyet mi etmek istiyorsun? Yok. Sen temizlik yapmaya geldin, ben de temiz ediyorum canım. Ne var bunda? Hem elim çarptı, kazayla oldu yani, gördün. Hadi çıkmadan şurayı bir temizle, öyle çık. Parayı sehpanın üzerine bıraktım, tamam. Hadi hayrını gör. Allah'ım sen bana sabır ver, ne olur. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Ya bir ihtiyacınız varsa söyleyin. Olmuyor böyle ya. Sen de kimsin be? He? Amcacığım, sana ne? Anladın mı? Sana ne? Hadi bak işine. Yavrucuğum ben işime bakıyorum da yaptığınızı da görüyorum ha. Bak dayı, bakmazsan görmezsin, tamam mı? Sen de bizi uğraştırma da arkana dön, yoluna bak. Hadi, hadi dayıcığım. Sen bak işine. Ama olmuyor böyle, çok ayıp ya. Yani. Hadi. Hadi hareketlere bak. Şartlık lan. Hadi hadi.
Gençler. Çantaları açabilir miyiz? Niyeymiş o, niye açalım? Güvenlik gereği, açalım lütfen. Güvenlik kamerasından gördüm. Polis çağırıp açtırabilirim. İstiyorsanız kendi isteğinizle açın. Bunların parasını şimdi öderseniz olay uzatmam. Aksi takdirde polise ifade verirsiniz. İyi, tamam öderiz. Tamam, tamam. Neyse öderiz. Olmadı mı yine? Olmadı. Anladığım kadarıyla da artık olmayacak. Kırık Kalpler durağına hoş geldin Berkom. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gerçekten dünyanın son günü gibi bir gün yaşanıyor. Herkes ayrılıyor. Bir bunlar mutlu. Dünyanın en kurnaz kızıyla en saf erkeği. Gerçekten bu okulda inanılmaz şeyler oldu. Galiba. Merhaba, ben temizlik için gelmiştim de. Ah, hoş geldin kızım. Buyurun, geçin içeri. Şey, aslında Gonca ablanın söylemiş olması gerekiyordu ama ben kardeşimle geldim. Bir sakıncası yoktur umarım. Aa, yok yok, haberim var benim. Bir sıkıntı yok. Hadi içeri geçin. Teşekkürler. Hı. Ne oldu? Hasta mı? Üşütmüş biraz. Doktor soğuk algınlığı dedi. Oy, kuzum benim. Kıyamam sana. Ben şimdi ona bir ıhlamur çıkarayım. Sen işe başlamadan önce kaynatıp güzelce bir içirirsin. Bak. Şu koridorun sonunda küçük bir oyun odası var. İçeride de bebekler, oyuncaklar falan. Daha bir sürü bir şeyler var. Yani gerçi biraz eski ama ablanı beklerken belki oyalanabilirsin onlarla. İster misin? İsterim. Gülüşünü severim. Maşallah sana. Acıktığınızda da dolapta her şey var. Canınızın çektiği bir şey olursa lütfen alıp yiyin. Bana sormana gerek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Senden şöyle dip köşe güzel bir temizlik istiyorum. Hiç acelem yok. Rahat rahat yap lütfen. Ama yeter ki temiz iş olsun. Tamam. İyi o zaman. Ben gideyim şu hıdımırı çıkarayım gitmeden. Demek ki patronlar da varmış değil mi abla? Varmış ablacığım. Çok şükür onlar da var.
Nasıl Asiye, daha var mı? Bir tek burası kaldı İknur Hanım. Ya biz hafta sonu için şehir dışına kaçıyoruz da 2 saat sonra uçağımız var. Eşimle de alanda buluşacağız. Acaba sen yani işini bitirdikten sonra kapıyı çekip çıksan olur mu? Olur, olur tabii. Size iyi yolculuklar. Canım çok sağ ol. Ben parayı mutfak tezgahının üzerine bıraktım. Ben dönünce araşırız. Yine gelirsin zaten. Olur, tamam. Daha kötüye gidiyor sanki bu prenses ha. Ateşi falan çıkarsa sen yarın sabah istersen onu yine bir doktora götür ha. Evet, götüreceğim yine doktora. Sıcak tutalım o zamana kadar biz de. Bir daha gelirken bu fıstığı da getir ama. Gelirsin değil mi? Gelirim, gelirim. Aferin sana. Ben çıkıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal kızım. Görüşürüz. Geliyor bizimki. Vay, vay, vay. Bey amca, Gökte aradığımızı yerde bulduk. Sana karışma dedik, işine bak dedik. Niye laf anlamadın? Evladım, ben orada da söyledim size. Madem bu kadar çok ihtiyacım... Sana ne lan bizim ihtiyacımız lan ha? Sana mı kaldı oğlum bizim ihtiyacımız? Bir daha milletin işine burnunu sokma. Gerizekalı. Bu saatte tek başımıza dönmeyelim istedim ya. Bir de o kadar yolu Emel kucağımda nasıl gidecektim? İyi yaptın ya. Birlikte daha rahat olur. Ya 10 dakika önce falan böyle sızdı ama uyandırmasak mı acaba? Bir yarım saatte uyusun ya. Hazır evde sıcak. Belki biraz dinlenir, toparlanır ha. Doğru söylüyorsun. Ha, ev sahibi arıza diyorsan gidelim hemen. Yok yok. İknur Hanım çok tatlı biri çıktı. Emel'in şu kucağındaki bebeği ona hediye etti. Böyle bize şeker, çikolata falan ikram etti. Yani 2 dakika uyudu diye hiçbir şey söylemez. İyi o zaman. Deniz evin içinde gibi değil mi? İşi söndürsen. Niye? Ya kızım söndür. Heh, böyle çok daha güzel oldu. Bak, bu sözümü unutma. İleride böyle bir evimiz olacak. Ay Ömer, çok pahalıdır böyle bir ev. Nasıl alacağız? Ya zengin olacağım diyorum. Niye kimse bana inanmıyor ya? Heh, başladı yine içindeki zengin gen konuşmaya.
Vallahi yanlış anlama ama harbiden öyle oldu galiba. Böyle zenginlik görünce içim bir kıpır kıpır ediyor. Garip. Ama bizim en büyük zenginliğimiz kardeşliğimiz. Yani böyle şeylere sahip olamadığın için üzüldüm de bunu hatırla. O her zaman aklımda, hiç merak etme. Ama şöyle bir evimiz olsa kötü mü olur ya? Ha? Orhan, sen böyle geç mi geliyorsun işte? Düştün mü? Nerede düştün? Nasıl düştün? Ya düştüm işte kadın. Tümsek varmış. Görmedim, düştüm. Meyve aldıydım. İzlenler varsa bak işte. Nereye gidiyorsun sen? Yatacağım ben. E yemek yemeyeceksin mi? Yemiyorum, yemiyorum. Yatıyorum. Hayırdır işim? Bodrum kaç saat ki? Dur. Uçak iptal olduysa arabayla niye gitmiyoruz? Yani bütün planı niye iptal ediyoruz? Yol tutuyor beni Burhan. Ne var bunda anlamayacak? Aç şu kapıyı tamam. Allah Allah. Sanki yeni duyuyorsun. Asil. Gelmeyecekler dememiş miydin sen? Evet. Uçakla şehir dışına çıktı onlar. Hırsız olmasın bu? Orhan. Ne oluyor lan? Biri var. Hırsız. Hırsız girmiş. Abla sakin ol. Hırsız değilim ben. Sakin ol. İlk dur, kenara çek. İlk dur. Sakın kıpırdama. Bak ateş ederim. Sakın kıpırdama. Kıpırdama sakın. Burhan! Tamam abi. Kıpırdamıyorum. Burhan! Ömer! Burhan! 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 Ömer! Burhan! Thank you.
bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.